gördüğüne inanıyorum çünkü buna dair ilginç deliller var. Ali Bulaç'ı bilirsin, işitmişsin. Bu Ali Bulaç, ben onlarla birlikte olduğum zaman ayrılık birkaç yıl sürdü. 1986'da terk ettim ama beni çok seviyorlardı. O şey içerisinde birdenbire bırakamadılar. Yani birkaç yıl sürdü tam... Senden kopmaları. Yani kopma şeyi. Yani önce koptu ama dediler ki Edip işte idare ederiz biraz şeydir, kriz geçiriyor falan. Arkadaş hemen harcamayalım. Hatta bir teori geliştirdiler o zaman, teorilerden birisi. Ali Nar adında bir yazar. O yaz dedi ki Edip evli değildir, evlenmemiştir işte bekarlık. ...dan dolayı kafasına vurmuş... ...bu yüzden... ...düşün... ...yani seni masum kılabilmek... ...günahsız yapabilmek için... ...yani bana bahaneler buluyordu... ...yani sevilen bir insandım... ...bir de dürüstlüğümü biliyor... ...yürekli bir adamım... ...ben sıkı yönetim mahkemelerinde... ...hakimlere karşı hiçbir vakit tükürdüğümü yalamadım... ...Timur Taş Hoca... ...mangalda kül bırakmıyor falan filan... ...geliyor mahkemenin önünde... ...kem küm üzül... ...ben böyle demek istemedim... ...böyle demedim dedi... ...ama ben... Yazdığımı aynen mahkemede de ilan ettim dedim ben. Şeriat devletini istiyorum dedim. Ve benim avukat beni hiç savunmaya çalıştı. Gariban öyle bir şey oldu ki, mağcup oldu ki. Benim sözümü değiştirmeye çalışıyordu. Hakim ulan sus dedi, bak ne diyor falan. Neyse. Şimdi böyle dedikler için beni tutmaya çalışıyorlardı. Ondan sonra Ali Bulaç'la Ali Bulaç'la işte Dilipak falan birlikteydik. Tartışıyoruz sadece Kur'an mesajını. Bir gün Ali Bulaç'la tartıştık. Muhammed'in ümmi, yani ümmi kelimesinin hangi anlama geldiğini. Tabii ki orada Sünni mezhebi izlediği için okuma yazması olmayan. Saçma sapan bir şey yani. Düşün ki, sen nasıl yorumluyorsun? Düşün ki bir adam 23 yıl boyunca kendisine gelen bir kitap var. Bunu göğe dikte ettiriyor. 28 harfi öğrenemiyor. Ben diyorum, yani iddia ediyorum bana... Bir adam geldi, normal zekada bir adam, çocuk olsun hatta, yani 7-8 yaşında çocuk olsun, buna Arap harfinin 28 Arap harfini, bir Arap bir ayeti okumasını bir saatte öğretirim. Hazreti Muhammed'in kendi eliyle yazdığını söylediğin Kur'an-ı Kerim nerede şu anda orijinali? O, Zede mi? Yok, kayıp. Ve nitekim... Yoksa nereden? Olması da yok ama yok şu an. Senden başka var diyen var mı? Yok zaten. Ben yok diyorum. Hayır, sen dedin ki Hazreti Muhammed kendisine gelen vahyi kendi eliyle yazdı. Ve ötekiler de çoğalttı. Kendi eliyle yazdığı... Ben okuma yazma bildiğini diyorum. Okuma yazma biliyorsa niye yazmasın? Peki. Ve Kur'an'da bir ayet var. Bir eydi seferetin diyor, bir elçinin eliyle yazılmıştır Kur'an. Olsa yöntemiyle bunu diyorsa bu da böyledir. Öyle çıkarım. Yazmadığını dair deliline eğer okuma yazma biliyorsa, vahyi kendine geliyorsa yazması ara mıydı? Parmakları mı kütürüm müydü? Muhammed Peygamber'in ellerini tutmadığını mı söylüyor? Yazma haram mıydı? Değil. Yaz diyor, oku diyor. Kur'an oku diyor, okudu demek ki. Ondan sonra yazmayı diyor, teşvik eden ayet vardır. Ve elçinin eliyle yazılmıştır diyor ayet ya. Bir eydi sefer edin, kiramin berare. Neyse. Nerede o ama işte? Ayet. Hayır bu. Şeye göre Mervan tarafından yakıldı. Yani Muhammed Peygamber'in Kur'an... Ama Kur'an-ı Kerim hani korunmuştu. Nasıl yakılabilir ki? Aha. Peygamber'in kendi eliyle yazdığı kitap. Sen sünni bir laiksin. Yani neysen artık. Çünkü o hikayelere inanıyorsun. Uyduruk hikayelere. Onu gerçekmiş gibi kabul ediyorsun. Bana delil getiriyorsun. Ama sorgulamıyorsun. Şimdi. Ama sen hikaye bile yazamıyorsun. Diyorsun ki... burada böyle söyleniyor. Bu budur. O zaman şunun cevabını ver. Eli kötürüm müydü? Yanıtı olmayan sorular ya da yanıtını bilmediğimiz sorular soruyu haklı çıkarmaz. Sen bana eristik diyalektik yapıyorsun. Ne pahasına olursa olsun haklı çıkmaya çalışıyorsun. Öyle değil. Sen gerçekleri bana anlat. Peki yazmadığına dair delilini ne? Şimdi bak. Yazmadığına dair. Tersinin cevabını veremiyorsak öbürü doğru demek ya ben, değil. Ben onu okuma yazma olduğunu ispat ediyorum bak. Okuma yazma bildiğini ispat ediyorum. Tamam ispat ben de inanacağım. Okuma yazma bildiğini yani birkaç şeyden. İşte Ali Bulaç dedi, hayır dedi, okuma yazma bilmiyordu. Ama ben delil getireyim, bitireyim. Bunu. Edip Yüksel'e ve Ali Bulaç'a gelene kadar kimler gelmiş, ne tefsirciler geçmiş, onlar ne diyor? Yani ama biz sizi mi bekleyeceğiz? Benim gibi fazla gelmedi için. Yani. Benim gibi böyle bir tane Edip geldi. Bir de Reşat Halife geldi. Bir de Allah razı olsun lan, Allah rahmet eylesin. Radiyallahu an. Şimdi Ali Bulaç'a dedim ki o zaman NAS Ajans'ın bürosundaydık. Dedim ki Ali, dedim sen zeki adamsın, gerçekten zeki birisi.
Ama şey, başka yönleri de var. Şimdi dedim ki al elime eline kalemi, dedim yaz. Ben sana iki ayet okuyacağım. İyi. Yazdı Arapça. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi halak. İlk göğe ayet, nazil olan ayet. İkra, oku. Bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ben hemen gösterebilir miyim şeye? Göster istedin okay. Ya. Yok, buraya da göster. Sen yaz da. Oturduğun yerde yazsaydın daha iyiydi. Yok, biraz. Aktüel kameramız olsaydı yanına gelirdi kamera ama. Yani. Sevgili seyirciler, Edip Yüksel'in bu aktif, hiperaktiflik var mı bilmiyorum ama aktif durumları ilk değil. Daha önceki yıllarda stüdyomuzda namaz da kılmıştı. Nasıl kılınacağını göstermek için. Bakalım sırada ne var? Ellezi. Unutmuşsun Arapçayı. Yok canım. Çok yavaş yazıyorsun. Okey, tamam, bitti. Şimdi Ali Bulaş böyle yazdı. Yani okudun kendisine. Ben dedim şey, sana dikte edeyim. Gösteriyor musun? Orası birebir gözükmüyor. Şaşırtmasın seni. Ha. İşte. Ha. Bismillahirrahmanirrahim bu. Ondan sonra ikra bismi rabbikellezi halak diye. Ali Bulaç? He. Böyle yazdı. Evet. Böyle yazdı. Dedim aslında ispat ettim dedim. Çünkü eğer gerçekten ben birisine dikte ettirsem, bunu daha önce bilmeyen, bir kitapta okumamış, ilk kez ben ona vahiy katibine dikte ettiriyorum. Vahiy katibi Ali Bulaç diyelim. Bana vahiy geliyor diyelim. Vahiy Bulaç eğer vahiy katibi olsaydı böyle yazacaktı. Ama bırakıyorsun ki bu Kur'an'da böyle değil. Niye? Bismi bismi. Aynı anlama gelir, aynı şekilde telaffuz edilir. Ancak mevcut Kur'an'da, Musaf'ta ve 19 sisteminin doğruladığı şeyle bu böyledir. Şu böyle yazılmıştır. Şuradaki bismi aslında bugünkü Musaf'larda ki 19 sistemi bunu doğruluyor. Elifle yazılmıştır bir ismi. Tamam, ne demek istiyoruz burada? Aynı kelime bismi bismi diye okunur. Fakat ikinci bismi elifle yazılıyor. Bunu şey etmek için, yani aradaki farkı bilmek için birisinin elif harfini bilmesi gerekiyor. Birisinin görsel olarak bunun farklı yazıldığını bilmesi gerekiyor. Yani, yoksa dikte yoluyla yaptığın vakit Ali Bulaş gibi yazılış yazması lazım, farklı yazması lazım. Sen şimdi buradan, bu mantıktan ve bu yazım usulünden yola çıkarak ne diyorsun? Diyorum Hazreti ki yani, Muhammed yazmayı biliyordu. Yazmayı biliyordu. En azından elif harfini biliyordu. Ha, B harfini yani de. İkra okuma yazma anlamına gelmiyor diyorsun. İkra oku demektir. Peki yanlış anlaşılıyor dediğin ne o zaman? Yanlış anlaşılıyor yani Muhammed ümmi kelimesinin okuma yazma bilmeyen anlamına gelmediği açık. Yani Kur'an'da zaten kitap ehli deniyor, bir de kitap yani, ehli olmayan. Peygamber yani ne cetal deniyor? Oku mu deniyor önce? Evet. O ne diyor? Okuma bilmem diyor. Yalan. Ne diyor peki, doğrusu ne? Okuyor. Okuma biliyordu zaten. Peki okudu. Okuma bilmem cevabını vermiyor mu cevap? Yok canım, bu yalan. Hatta evet. Güya ikra tekrar demiş. Halbuki burada bir tane ikra var. Kur'an-ı Kerim'de nasıl bir geçiyor? Tane. Kur'an'da ikra oku diyor. Bir tane ikra. Devamı? Bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İkra oku. Ve rabbukel ekrem. Senin Rabbin kerem sahibidir. Hayır. Ben okuma bilmem dediği bu Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor yok mu? Yok canım. Kur'an'da yazmıyor. Hikaye. Evet. Hikaye kitaplarında yazıyor. Güya üç kere söylüyor. Kur'an'da bir kere söylüyor. Ondan sonra güya limon gibi sıkıyor. Bu da yok Kur'an'da. O zaman okumayı öğreniyor. Katiboğlu'na yöneleceğiz. Güya orada okumayı öğreniyor ama hikayelere göre onu da öğrenmemiş. Ölünceye kadar okumamış. Çelişki içinde çelişki.